this is what manufacturing will be like in the future. This is, işte bu, işte bu, what manufacturing will be like in the future. Üretimin gelecekte gibi görüneceği şey budur. Ne demek bu? Ha, işte üretim gelecekte bunun gibi bir şey olacak. Bunun gibi olacak. Böyle görünecek. Şuradaki will be like hani gibi olacak gelecekte. Aslında şu ifade manufacturing will be like in the future üretim gelecekte gibi olacak. Ne gibi olacak? Bu şekilde kelime kelime gittiğiniz zaman tam oturmuyor. Ama what ifadesiyle birlikte will be like diyorsanız işte üretim gelecekte böyle bir şey olacak. Bunun gibi görünecek. Dikkat ederseniz artık metinler baya baya kelimelerin de ötesinde değil mi? idiomlara, kalıplara, geniş ifadelere geçmeye başladı. This is what manufacturing will be like in the future. İşte bu üretimin gelecekte olacağı şeydir. Öyle de diyebilirsiniz. İşte böyle de görünecek diyebilirsiniz. Ask a factory today to make you a single hammer to your own design and you will be presented with a bill for thousands of dollars. Ask a factory today. Bugün bir fabrikadan isteyin to make you size yapmalarını isteyin a single hammer bir tek çekiç yapmalarını size yapmalarını isteyin to your own design kendi tasarımınıza göre to your own design sizin istediğiniz gibi kendi tasarımınıza göre bir tek çekici size yapmalarını bugün bir fabrikadan isteyin ve you will be presented with size sunacaklardır aslında bu pasif bir yapı. Siz sunulacaksınız. Ama bu Türkçe'de bunun karşılığı yok. Size sunacaklardır a bill. Bir fatura. For thousands of dollars. Binlerce dolarlık bir faturayı size sunacaklardır. The makers would have to produce a mold, cast the head, machine it to a suitable finish, turn a wooden handle, and then assemble the parts. The makers, şurada make dedi ya, yapıcılar, üreticiler, yani bunu size üretecek kimse o, would have to produce a mold. Bir mold produce etmek zorunda olurdu, kalırdı, kalacaktı. Mold, kalıp. Bir kalıp üretmek zorunda kalacak. Cast the head, kafa, yine çekicin kafasını cast etmek zorunda kalacak. Kastın değişik yerlerde değişik kullanımlar var arkadaşlar oyuncu kastı anlamında kullanılıyor. Aynen öyle. Casting agency. Burada ne görüyorsunuz? Ha, döküm demir. Kast ayrın diyorsa döküm demir demek. Buna bakın dökme yöntemle yapılmış demirler, demir ne diyelim yapılar neyse onlar. To cast dolayısıyla dökmek demek. Eritip gördüğünüz gibi şu anda demiri kast ediyorlar, eritmişler ve kalıba döküyorlar. İşte burada da kafayı hammer'ın kafasını, çekicin kafasını kast etmeleri gerekiyor. Eritip demiri döküp şekile sokmaları gerekiyor. Machine it, it dediği buradaki head bu kafayı machine etmeleri gerekiyor. To a suitable finish, uygun bir finish için onu machine etmeleri gerekiyor. Ne demek bunlar? Finish dediği burada bitirme ifadesi herhangi bir üretimde en son haline sokmak, parlatmak, cilalamak demek. Machine normalde makine demek. Ama machining derseniz arkadaşlar şimdi gelecek bakın. Torna tesviyeden geçiriyor. Yani fazlalıklarını alıyor. Döküm yaptığınız zaman muhakkak televizyonlarda falan görmüşsünüzdür. Kalıbın sağından, solundan taşıyor. Değil mi? O halde kullanamazsınız ne yapması lazım? Eğelemesi lazım, törpülemesi lazım, zımparalaması lazım. Buna işte machining ve finishing olayı deniyor. Ne diyelim mesela? Cast İşte bakın, dökmüşler ve temizliyorlar. Bu makine talaşını alıyor, bir başka yerde zımparalıyor, bir başka yerde parlatıyor vesaire. Buna finishing deniyor. Machining olayı ise to machining ise makineye sokup fazlalıklarını yontmak, almak. İşte uygun bir böyle parlatma, bitirme işlemi için makineden geçirip tornadan geçirip fazlını alması gerekiyor. Turn a wooden handle. Odundan bir sapı turn etmesi gerekiyor döndürmesi gerekiyor. Ne demek? turn döndürmesi, töndürme. Şu olay aslında. Makine şu işte turning machine. Şurada değil mi? Araya parçayı koyuyorsunuz. Döndüre döndüre bir tane oradaki sivri uç şekil veriyor. Aynı şurada olduğu gibi. Mesela işte bu ne üretiyorsa artık. Şu vatandaş. Şunu yine filmlerde görmüşsünüzdür. Bizim eski ihtiyarlar elleriyle çevirirlerdi falan. Evet. O zaman hatta turning machine diye bir şey az önce vardı sanki öyle bir şey. En yani aynı işte gördüğünüz gibi büyüğü küçüğüyle makineler bunlar. Evet. Odundan bir sapı Turn etmesi gerekiyor. Şekle sokması gerekiyor. Ve then daha sonra da işte şunları yaptı 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 sonra da assemble the parts. Bu parçaları the dediği için belirli. Bu parçaları assemble etmesi gerekiyor. Heh, bir araya getirip birleştirmesi gerekiyor. Assembly line'ı daha önce göstermiştim diye hatırlıyorum ben size arkadaşlar. Hmm. Assemble aslında ensemble diye bir şey var orada. Birbirine benziyor mu bunlar acaba? Bir araya getirmek, birleştirmek demek. Assembly dersek üretim hattı demek arkadaşlar. Assembly line. Montaj hattı daha doğru bir ifade. Montaj hattı. Assembling a computer bakın. Bir bilgisayarı montajlamak, bir araya getirmek. Furniture. Mobilyayı değil mi? Artık iki ayaydı, bilmem neydi. Kutularda geliyor. İşte alıp gerekirse masayı, gerekirse dolabı kendiniz monte ediyorsunuz. İşte I IKEA Furniture demiş vesaire. Assembling parts. Bakın parçaları, kısımları monte etme, birleştirme. Gördüğünüz gibi çok değişik şeyler var. Evet. İşte üreticiler sizin kendi tasarımınız olan bir, bir tek çekici yapabilmek için bir kalıp üretecekler. Bu kalıba kafayı dökecekler. Daha sonra bu kafayı uygun bir şekilde alması için makineden geçirip tornadan geçirecekler. Bir tane tahta sap üretecekler ve daha sonra da bu parçaları monte edip birleştirecekler. To do that for one hammer would be prohibitively expensive. To do that bunu yapmak for one hammer bir tek çekiç için bunu yapmak would be olurdu veya olacaktır prohibitively expensive expensive pahalı prohibit yasaklama prohibitiv diyorsanız yasaklayıcı demek engelleyici demek herhangi bir şeyi prohibitively expensive diyorsanız güç yetiremeyecek mantıklı olmayacak kadar pahalı demek Demek ki bir tek çekiç için böyle bir şey yapmak son derece pahalı olacak bir şey. If you are producing thousands of hammers, each one of them will be much cheaper thanks to economies of scale. Eğer siz üretiyorsanız binlerce çekiç, bunların her birisi will be much cheaper. Çok daha ucuz olacaktır. Thanks to sayesinde, ne sayesinde? Economies of scale. Üçü birlikte economies of scale bir ekonomi tabiridir. Ölçek ekonomisi. Ölçek ekonomisi şu arkadaşlar. Bir şeyi ne kadar çok üretip ne kadar çok satarsanız sonrakiler o kadar çok ucuzluyor. Bütün elektronik eşyalarda olduğu gibi mesela 3D televizyonlar. Değil mi? Şimdi 4K yöntemine geçiliyor. 4 K çözünürlüğe geçiliyor. Şu anda 55 ekran bir 4K televizyon yanılmıyorsam 10 bin dolar falan gibi bir şey. Ama iki sene sonra mesela 2000 dolara, 1000 dolara düşecek. Üretilip satıldıkça ucuzluyor. Buna economies of scale deniyor. Kalıp olarak. İşte bunun sayesinde her bir, ya yani binlerce çekişten her birisi çok çok daha ucuza gelecek. For a printer do economies of scale matter much less. Fakat do bu şekilde kullanılıyor. Ancak fakat bir 3 boyutlu printer açısından veya onun için Economies of scale bu bahsettiğimiz ölçek ekonomisi matter fiilimiz bu much less çok daha az önemlidir. It doesn't matter dediğimiz zaman önemsiz, önemli değil, fark etmez diyorsunuz. Burada ise çok daha az önemlidir. Ölçek ekonomisi. Şuradaki scale ölçek demek, skala biz Türkçeye geçmiş. Daha sonra scales özellikle çoğul kullandığına terazi demektir. To scale ölçmek anlamına geldiği gibi dağı vesaire tırmanmak anlamına da geliyor. Bayağı kullanımı olan bir şey. Pul demektir bu. E, yılanın, balığın puludur. Scale. Hatta insanlar için de kullanılır mı? Böyle derinin pul pul dökülmesi anlamında? Aynen. Derinin pul pul olması anlamında güzel. It software can be endlessly tweaked and it can make just about anything. It dediği buradaki 3D printer'ın yazılımı can be tweaked endlessly. Sonsuzza kadar, sonsuz miktarda tweak edilebilir. <laughs> tweak ince ayar demek arkadaşlar burada. Başka anlamları var normalde. Hatta böyle enteresandır birinin yanından da makas alma gibi anlamları falan da var da buradaki ince ayar vermek demek. Sonsuz derecede ince ayar böyle ufak tefek oynamalar yapılabilir bunun yazılımında. Ve it, yine bu 3D printer, can make, yapabilir. Just about anything. About, hakkında ama yaklaşık. Buradaki yaklaşık. Yaklaşık, herhangi bir şey. Cık, yakışmadı. Just about anything arkadaşlar, nearly everything demek. Just about anything, nearly everything. Neredeyse her şey. Almost veyahut da almost everything. Neredeyse her şeyi yapabilir, üretebilir. Teorik olarak yalnız tabii şu anda mümkün değil henüz ama o potansiyeli var hakikaten ve geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Avusturya'da tıpçılar mı biyologlar mı şey ürettiler e, kartilaj dokusu ürettiler ve şimdi bunu ciddi ciddi düşünüyorlar mesela bir kulak bir burun vatandaşın uçmuş gitmiş Allah korusun ha. ama bu şeyle 3D printerla Sonra o hani kök hücreler veyahut da bu kıkırdak dokusunun canlı hücrelerini matris olarak üzerine yerleştiriyorlar. Aynen. Aynen, aynen. Ve yine Norveç mi dediler, Danimarka mı? Öyle bir yerde bir kadın cihazın alt çene kemiğinin tamamını 3D printer üretmişler ve takmışlar. Ama şu anını bilmiyorum. Bununla ilgili çok enteresan, özellikle hani tıp ve insanla alakalı kullanımları var. Mesela vatandaş ampute. Mesela Allah korusun dizinden aşağısı yok. Ama diyor ki ben diyor mesela çok havalı bir protez istiyorum. Gidiyor böyle bir şeye ve adam sırf 3D protezi etmek için şirket kurmuş. Siz gidiyorsunuz, şekil beğeniyorsunuz, tarz beğeniyorsunuz. Abicim nasıl bir şey olsun diyor. Vallahi diyorsunuz şöyle şu kısmı takılabilir, çıkarılabilir bir şey olsun. Vatandaş mesela ben diyor partiye giderken diyor biraz havalı bir şey olsun diyor. Spora giderken diyor biraz dayanıklı bir şey olsun. Enteresan böyle şekil veriyor, kendi ismini yazdırıyor, renk renk yapıyorlar ve bu daha başlangıç. Yani acayip bir şey hakikaten. Evet. Aynen. The cost of setting up the machine is the same whether it makes one thing or as many things as can fit inside the machine. Like a two-dimensional office printer that pushes out one letter or many different ones until the ink cartridge and paper need replacing. It will keep going at about the same cost for each item. The cost of setting up the machine. Makineyi setup etme maliyeti. Kurma, oluşturma, çalıştırma maliyeti is the same. Aynıdır. Whether or şöyle de olsa, böyle de olsa. Whether or olup olmadığı, yapıp yapmadığı gibi de kullanılır. Şöyle de olsa, böyle de olsa da şeklinde kullanılır. Burada ikincisi it dediği makine makes one thing bir tek şey yapsa da veya as many things as can fit inside the machine makinanın içerisine fit uymak demek normalde burada sığmak. Sığacak kadar çok sayıda şey as many things as many birçok ama burada as as olduğu için kadar çok şey öyleyse makinenin içerisine sığabilecek kadar çok şeyi yapsa da yani bir tek şey yapsa da veya makinenin içerisine sığabilecek kadar çok şeyleri yapsa da aynıdır makinenin kurulum maliyeti. Örnek veriyor şimdi. Neye benzer bu? Like a two dimensional office printer. İki boyutlu büro printer. Bizim bildiğimiz printer diye şimdi anladığımız şey. Kağıt basan printerlar gibi. Printer key pushes out one letter. Bir tek Mektup mu diyeceğiz burada? Harf. harf. Evet. Letter'ın mektubun yanı sıra harf anlamı da var. Bir tek harfi push out çıkarmak burada. Hani normalde dışarıya iteklemek. Zaten değil mi? Kağıdı zır zır yaptıktan sonra dışarı itekliyor. Evet. itekleyen bir printer gibi. Bir tek harf veya many different ones. Birçok farklı ones letters, harfleri itekleyen yani çıkaran gibi. Until ne oluncaya kadar? The ink cartridge and paper need replacing. Ink mürekkep cartridge kartuş. Çok güzel. Burada mürekkep kartuşu ama kartuş takılıp çıkarılabilen dolayısıyla bir makineyi besleyen her şey için kullanılır ve ilk akla gelen aslında silahlardaki kartuş. Ha güzel, printer'ı getirdi. Aferin, beni yalancı çıkardı mürekkep kartuşu ve kağıt need replacing. Need burada fiilimiz. Replace ise yerine yenisini koymak. Birebir yenisini koymak. Yenisini koyması gerekinceye kadar. Yani yenilenmesi gerekinceye kadar. Hem kağıdın hem de kartuşun böyle oluncaya kadar. ister bir harf isterse birçok harfleri işte yazıp çıkaran bir büro printerine iki boyutlu ama printer'a benzer şekilde. It will keep going. Bu makine will keep going. Keep doing something. Bir şey yapmaya devam etmek. Sürekli aynısını yapmak. Aynısını değil de sürekli bir şey yapmak. Demek ki keep going. Bunu yapmaya, üretmeye, çıkarmaya parçaları devam edecek. At about the same cost for each item. Item buradaki item tek 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 nesnelerin her birisi. Mesela bir tane yüzük ürettireceksiniz. Bir tane item, 10 tane item, 50 tane item. Her birisi item. Aynı zamanda mesela sipariş veriyorsunuz. Sipariş verdiğiniz biz kalem, X kalem, mal diyoruz değil mi? Onu item olarak geçiyor. Ne bileyim anlaşma maddesi vardır vesaire vesaire. Her bir ne diyelim biz burada? Ürün. Her bir nesne için at about the same cost. Yaklaşık aynı maliyet t cost etle kullanıyor at this cost yaklaşık aynı maliyette üretmeye devam edecek tir